Değerli arkadaşlar, G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Terör örgütlerini ideolojilerine veya kimliklerine göre tasnif etmek yanlıştır. Nitekim terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti, hala da yüzleşiyor. Paris'te, Brüksel'de, Lübnan'da, Nijerya'da, Somali'de, Sri Lanka'da farklı terör örgütleri masumları hedef alan kanlı eylemler düzenledi. Bu saldırılar terörün belli bir bölgeyle, belli bir etnik kimlikle veya dini grupla ilişkilendirilemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'daki, Lahor'daki, Beyrut'taki teröristin kimliğinin bir hükmü, hiçbir anlamı yoktur. Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre terör deme erdemini artık göstermesi gerekiyor. Bu hususta Suriye sahasında ciddi sıkıntılar, ciddi tutarsızlıklar yaşanıyor. Etnik temizlik uygulayan, çocukları silah altına alan, insanları göçe icbar eden PKK, YPG gibi örgütler bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde 251 insanımızı vahşice katleden FETÖ tarzı yapılar kimi batılı devletlerde himaye görüyor. Demokrasiye kasteden darbecilerin siyasi sığınmacı kılıfı altında korunması ve kullanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır. Terör tıpkı bir akrep gibi eninde sonunda kendini besleyen eli de sokacaktır. DAEŞ, El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab gibi örgütler nasıl küresel güvenlik için tehditse, Yeni Zelanda'daki menfur katliamda gördüğümüz gibi neo-Nazi yapılanmalarda aynı derecede tehlikelidir. Dünyanın en huzurlu ülkelerinden olan Norveç'te 2011 yılında yaşanan 77 insanın hayatını kaybettiği Breivik katliamı önlem alınmazsa ırkçılığın ne tür acılar yaşatabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası toplum bu katliamdan gerekli dersleri çıkarmamış, benzer ırkçı saldırılar dünyanın başka ülkelerinde de yaşanmaya devam etmiştir. Solingen'de ve NSU cinayetlerinde vatandaşlarını ırkçı cinayetlere kurban vermiş bir ülke olarak kaygılarımızı dinlendiriyoruz. Batı dünyasını zehirli bir sarmaşık gibi saran ırkçılığın ne insanlarımız ne de Avrupalı dostlarımız için bir kabusa dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için de ikazlarımızı yapıyor, tepkimizi ortaya koyuyoruz.